İze marra ahadüküm fi mescidine. Sizden biriniz bizim camimize uğrarsa. Sizden biriniz bizim camimize uğradığında. Ey Müslümanlar. Burada kasıt bizim mescidimiz dedi. Medine mescidi değil. Tüm camiler. İslam camileri, mescitleri. Ev fi sukina. Yahut da çarşımıza uğradığında. Ve ma'hu neblun, onun kılıcı varsa kılıcın fel yumsik alan salihi, kılıcını kınına soksun, yahut da kılıcı yoksa onu keskin yerinden tutsun, la yakru muslimen, bir Müslümanı yaralamasın, öldürmesin. Bunu da okuduk. Yalnız burada çıkacak hükümlerde bazı konular eksik kalmıştı. Şimdi Müslümanları korkutmak iyi bir şey değil. Bir, kalabalığa çıktığımız zaman Müslümanları yaralayacak, Müslümanlar için tehlike olacak bir pozisyonda olmamak lazım. Olmamak lazım. Müslümanlarla savaşmak haramdır. Onları öldürmek büyük günahtır. Bu hadis-i şeriften onları şey diyoruz. Şimdi bu şeyden açıkta kılıçla girmesin pazara. Setti zerai derler. Kötülüğe giden yolları kapatmak. Bir insanı haksız yere öldürmek, kainatı ateşe vermekten daha berbat bir şey diyor. Kur'an-ı Kerim'de daha kötüdür diyor. Bu kötülüğe giden yol nedir? Keskin kılıç. Ha bunu diyor kınına sok veyahut da oradan tut, sapından tutma. Keskin tarafından, o zaman elini keser ya. Kullanma demek yani bu. Kullanma, kullanacak halde bulundurma demek. Bu da kötülüğe giden yolları kapatmak, setti zerayıdır. Onun için mesela yabancı kadına, yabancı bir kadının, yani yabancı dediğim nikah düşebilecek bir kadına yabancı denir. Yoksa yani gayrimüslim, İngiliz, Fransız anlamına değil. Bizde o manada kullanılıyor. Bu ülke vatandaşı olmayanlara yabancı deniyor. Ama burada şimdi dinde yabancı demek, yani senin kız kardeşin yabancı değil. Anan, kızın yabancı değil. Nikah düşebilecek kadına yabancı kadın derler. Yabancı kadına mahrem yerlerine bakmak dinde haramdır. Onun da örtülmesi farzdır. Onun da açılması yasaklanmıştır. Ama o açık, kendini açığa çıkarmış, mahrem yerlerini örtmemiş diye, avret yerlerini örtmemiş diye ona bakmak da haramdır. Neden? Setti zerayidir bu. Bütün zinalar önce bakışla başlar, sonra dokunmayla devam eder derken büyük zina arkasından gelir. Kötülüğe giden yolları kapama anlamına gelir. Diğer hususlar da buna dairdir. Kadınlarla erkeklerin mesela birlikte düğün yapmaları, oynamaları caiz değil. Kadınlar ayrı yerde oynasınlar, düğün yapsınlar. Erkekler ayrı yerde. Bu da bu kötülüğe giden yolu kapatmaz adetinde bunu çoğaltabiliriz. Bu hadis-i şeriften onları çıkarıyoruz. Yani pazar gibi, kalabalık yerlere, cami gibi silahla gitmek iyi değil. Ama hiç gitmemek mi gerekir? Hayır. Gerekiyorsa tabii. Orası toplum yeridir. Hatta cuma namazının kılınması şartlarından birisi de ülül emrin iznidir. Neden ülül emirden izin alıyoruz? Çünkü cuma namazı kalabalık bir cemaat. O cemaat içinde çeşitli şeyden insanlar vardır. Görüşte insanlar vardır. Yetişme tarzları farklıdır. Birbirlerine muhasım olan, davacı, davalı olan kimseler vardır. Orada onu görünce olaylar çıkabilir. Yani topluluk o fitne çıkmasına, olayların çıkmasına hazır bir ortamdır. Bunu disipline edecek, güven altına alacak ülül emir lazımdır. Otorite lazımdır. Onun için ülül emrin izni, ülül emirden izin cuma namazı kılması için şartlarındandır. Emniyeti sağlasın diye, işte böyle yerlere de emniyet sağlamak için emniyet güçleri gelebilir. Tabii silahlarıyla gelebilir.
teçhizatları gelebilir. Ama genelde kalabalıklara silahlarla gidilmez. Bu hadisten onları anlıyoruz. Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, Ebu Musa el-Eş'ari'den. İza marartum bi ardın kat ehlekallahu ehleha. Şimdi bu hadis yeni. Sizden biriniz Allah'ın ahalisini günahları sebebiyle, isyanları sebebiyle üstlerine azap yağdırarak helak etmiş olan, ahalisini helak etmiş olan bir memlekete, bir araziye, bir ülkeye uğradığınızda feciddu esseyra, çabuk geçin oradan, süratle geçin oradan. Evet, süratle yürüyün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine giderken işte o Salih aleyhisselamın bulunduğu kavminin, hani kayadan deve çıkmış, o dişi deve, işte demiş bu Allah'ın bir mucizesi, olmayacak şey istemiş. Allah da ona vermiş, kayadan deve çıkar mı? Bu bir mucize, biz buna inanırız. Allah her şeye kadirdir. Güzel de bir su var. Ha demiş, bir hafta bu kuyudan bu deve içecek, bir hafta da siz içeceksiniz. O zamanki Salih aleyhisselam Beni İsrail peygamberlerindendir. Yani kavmi de siz ona Yahudi diyorsunuz. Kur'an Beni İsrail diyor. Beni İsrail. Onlar da parayı çok sever. Ve aralarında da büyük zenginler birleşmişler, çete kurmuşlar. Günümüzde de bu var. Teröristler, karteller deniyor buna. Dünyanın en zenginleri birleşiyorlar. Dünya piyasasını eline geçiriyorlar. Tek fiyat. Can isterse alsın. Hepsi anlaşmışlar. Her nereye gidiyorsan gitsin alamıyorsun. Başkası yapan da yok. Böyle zenginler birleşiyor. O zaman da işte birleşmişler. Salih Aleyhisselam'ın devesinin içtiği kuyudan sulandıkları zaman daha çok meyve, sebze vermiş bahçeleri. Demişler ya bir deve alt tarafı yani. Bunu öldürelim de demişler. Daha çok para kazanalım. Bir çete kurmuşlar. Onlar hep geri planda kalırlar zaten, meydana çıkmazlar. Adam birisine vermişler işte, onu kandırmışlar, onu tutmuşlar, o da deveyi öldürmüş. Tabi başlarına felaket gelmiş, kıyamete kadar dağlar var orada, dağlarda kaya evler yapmışlar zengin oldukları için. Yazın tepeler çıkıyorlar, serinliyorlar o kayaların şeyinde, o gün şartlarında böyle klima yok o zaman. Evet, oraya saklanmışlar. Orada öyle bir fırtına vermiş ki yağmur bulutu zannetmişler ama o fırtına olmuş, toz duman ortalığı kaplamış. Oralar sığınmışlar ama kapıları kapatmalarına rağmen o kaya evlerinde kenarlarından, yarıklarından giren kumlar onları içeride kuma boğmuş, ölmüş. Halen onların yerleri duruyor. O bölgeye gittikleri zaman demiş ki şu kuyudan için, başka kuyudan içmeyin. Mecburen bir anda geçemiyorlar çölü. Deve, öyle diyor sahabiler naklediyor. Devesini diyor kamçıladı diyor. Ayağını vurdu karnına. Çabuk hızlı gitsin diye. Evet, yoksa başka zaman ellemiyor. Kendi halinde gidiyor. Ama oradan geçerken burada da acele gidin. Kendi de yapmış bunu Efendimiz. Bir yerde konaklamak zorunda kalmışlar. Bir günde geçemiyorlar. Bir hayvanın, insanın yürüyebileceği bir saat var. Demiş ki şu kuyudan için, öbürlerinden içmeyin. Bir sahabi tembellik yapmış, o öteki kuyruk girecek tabi, kuyruğa girecek. Oradan iç vermiş, Efendimizin duası olmasa felaket içinde kalmış. Nefes alamıyor, rahat bulamıyor, sıkıntı içinde kıvrana kıvrana ölecekmiş. Efendimiz dua etmiş de öyle kurtulmuş. Şimdi burada da ahalisini işledikleri günahlardan dolayı Allah'a karşı kibirlenmelerinden dolayı, günahta ısrar etmelerinden dolayı, isyanlarından dolayı Allah'ın helak ettiği bir araziye, bir ülkeye, bir toprağa uğradığınızda feciddu es-seyr, gitmeyi ciddiye al, iyice sıkıştırın, hızlandırın. Evet. Çünkü orası kıyamete kadar Allah'ın gazabının indiği,
lanetinin ildiği yerdir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feunzilel azabu fedekunu mahal gadab. Onların işledikleri zulümlerden dolayı onlara azap indirilmiştir oraya ve orası da gazap mahallidir. Allah'ın gazap ettiği, lanetin yağdığı bölgedir. İhtiyacı için girebilirsiniz ama çabuk geçin, ihtiyacınız kadar kalın, fazla iyileşmeyin. Allah'a sığının, Allah'a sığının. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim suresinin 45. ayetinde ve sekendum fi mesakinillezine zalemu enfusuhum, kendilerine zulmedenlerin memleketlerinde siz kaldınız ve gördünüz ki fetebeyyenu ve tebeyyenu lekum keyfe faadna bihim, bizim onları ne yaptığını gördünüz, ortaya çıktı, eserleri var. Evet, memleketimizde de çok Pamukkale var, değil mi? Karun'u hazineler diyorlar. Manisa'da var. İşte Antalya'da var. Birçok yerler var. Var, çok var, çok var. Her yerde var. Evet. Ama bizim insanımız, yani Anadolu'yu ilk fetheden atalarımız son derece bilgili, sağlam Müslüman. Alperenler, hem hoca hem asker. Hepsi öyle, hemen hemen hepsi öyle. Evliya insanlar gelmişler mesela bizim Pamukkale, ben de Denizli'yim. Pamukkale'nin olduğu yerde binalar var, hazır binalar var. Orada sıcak su var. Oraya yerleşmemişler. Diyor bak, oradan diyor çabuk kaçın diyor Peygamberimiz. Geçin orayı diyor. 5 kilometre berisinde Pamukkale köyü kurmuşlar, oraya yerleşmişler. Oraya yerleşmemişler. Başka yerlerde de gördüm ben. Bunu bilerek o zaman insanları köylerini, yerleşim yerlerini o eski Allah'ın lanetine, gazabına uğramış insanların olduğu yere kurmamışlar. Ya 3 kilometre, 5 kilometre açığına kurmuşlar ya daha fazla açığına kurmuşlar. Bu hadisten dolayı siz de öyle yerlere giderseniz, evet, ibret almak için gidin. O taşlardan görünüyor ne hale geldikleri. Evet. Ne hale geldikleri görülüyor. Ne saltanatlar sürmüşler orada, binalardan anlaşılıyor. Yok almışlar. Siz onları ve tebeyyene lekum, size ortaya çıktı. Keyfe faalna bihim, onların ne yaptığımızı anladınız. Yok oldular. Bir zaman ne kadar muhteşem saraylar varmış. Değil mi? Görüyorsunuz. Ve darabbuna lekumul emsal, biz size o misal verdik onları. Allah'a kafa tutanların hali budur. Ha, anladınız. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ, Allah'a isyan edenlere Allah azap verecektir diye Kur'an'da geçiyor ya, sakın Allah'ın bunlardan vazgeçtiğini zannetmeyin, hesap etmeyin. Allah vaadinde de durur, vaidinde de durur, peygamberlere verdiği vaatte de durur. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ, Allah güçlüdür, onların yaptığının yanına kargolmaz, intikam sahibidir. Ayet cellesinde de var. İşte bu yerleşme meselelerinde lanetli kavimlerin battığı yerlerde, zalim insanların bulunduğu yerlerde ibret için, bir şey öğrenmek için, kendinize ders çıkarmak için bulunabilirsiniz. Ama çabuk geçin oradan diyor. Fecittü seyr, eğleşmeyin orada diyor. Arabanızı gazına basın. Görün, çabuk için oradan diyor. İhtiyacınızı gördükten sonra, evet, orada durmayın. İbret almak lazım. Vacibe aleyhi en yahtabira, ibret almak farz olur. Bu ayet celliye binaen, evet. İza lem yahtabir kana mustavciben lizem, evet. Eğer oraya gider de ibret alma değil, daha aksine dünya sevgisi, fuhuş duyguları veya başka şeyler, neler yaşamışlar ya filan gibi havalara girer de hayranlık duyarsa kınamayı hak eder. Kınamayı hak eder. Pişman olur sonra. Pişman olur sonra diyor. Hadis-i şerifte bunu anlatıyor bize. Onun için bunlara da bir memlekette gelişigüzel dolaşmamak lazım. Hep bunlara dikkat etmek lazım.
Allah'a sığınmak lazım. Ve oralardan biraz açıkta durmak lazım. Tabii onlar da tamamen terk et değil bu da. Orada da bulunma diyor. Oralarda bulunma. İbret al, kendine gel diyor hadis-i şerif. O. Tabarani Ebu Umame el-Bâhilî Hazretlerinden nakletmiş.